YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yurt filminin dünya premierini yapıldığı Venedik'teki Sala d'Arsena'nın önünden bir aradayız. Venedik Film Festivali'nden izlediğim 80 film arasında 10. sıraya yerleşen Yurt'la ilgili görüşlerimi 2023'ün en iyi yerli filmleri listemde 3. sıraya da girmesiyle beraber haftanın tavsiyesi bölümümde paylaşıyorum. Sen Koro'da değil miydin? Çıktım. Neden? Neyrtuna, Türkiye'deki yatılı okul tanımlarına yeni bir, taze bir ekleme yapıyor. Özellikle baştan itibaren 1990'ların ortasında yaşanan bir olay olsa da yani 70'lere, 60'lara ışınlanmış gibi bir algı da yaratabiliyor. Özellikle ana karakter fazlasıyla Truffaut'un Antoine Doğanel'ini akla getiriyor. Onu söylemek lazım ve o damar üzerinden de böyle bir asi bir ruh yaklaşımı var. Bu asi ruhta gerçekten böyle cezbedici bir büyüme hikayesinin içinde bizi buluyor. Özellikle filmin yani zaten Tansu Biçer'in karakteri bir böyle öğretmen, dini okulda öğretmen noktasında gerçekten çarpıcı ve onun üzerinden de özellikle yani filmin büyük bölümü zaten siyah beyaz ve siyah beyazdan renkliye geçilen bölümde de bir kabustan uyanma gerçekleşiyor. Özellikle yani Neyrtuna yurtu özellikle böyle bir ana karakterin kabusu olarak tasarlamış. Yani Florian Henry zaten müthiş bir şekilde onun böyle bulanık netsiz şeylerini bilinçaltını çok iyi yansıtmış ve bunu genel açıyla da ortaya koyuyor. Büyük oranda hani dar odakta müthiş kullanılıyor. Yani geniş açı objektiflerle böyle bir dini eğitimin ortasındaki karakterin sıkışmışlığı gerçekten müthiş anlara malzeme ediliyor ve özellikle filmin enerjik bir kurgusu da var. Yani bir şekilde böyle bir büyüme hikayesi, gerilimi noktasında bir yaklaşım var ve bu damar üzerinden de özellikle ana karakterin yani kabusu böyle korkuya mı kayacak yoksa politik gerilime mi evrilecek derken aslında böyle bir zamansız mekansız bir evrende Peter Weir'in Picnic at Hanging Rock'ını akla getiriyor ve o da zaten sonrasında Innocence Picnic at Hanging Rock'ın yani yeni Fransız aşırılığından böyle sağlam bir iz düşümünü canlandırmıştı 2000 sonrası. Ondan atıfta bulunuyor özellikle. Günümüzden ise Takva ile Boyhood arasında bir bağlantı kurabiliyor tabii çokça. Onu söylemek lazım ve özellikle de Türkiye'deki dini kurumlara ve özellikle bu anlamda fazlasıyla kutsallaşma problemine dair alegorik bir reçete bulmuş Neyrtuna ve bu da çarpıcı imgelerle karşımıza çıkarılıyor gerçekten ve yurt noktasında da gerçekten büyük oranda siyah beyaz ve asit kabustan uyanmasını beklediğimiz bir karakter tasarlıyor. Özellikle Jean Vigo'nun 1933 tarihli siyah beyaz yatılı okul filmi klasiği Zero de Condit, Hal ve Gidiş Sıfır. 49 dakikalık başyapıtı fazlasıyla akla geliyor yapısal açıdan ama onu renkliye çevirerek de aslında final sahnesiyle Picnic at Hanging Rock'a selam çaktığını daha da gösteriyor ama arada imgesel açıdan Buñuel'in Çölün Simon'u fazlasıyla akla gelebiliyor dinle ilişki açısının böyle asap bozucu hali açısından ve diğer tarafta da Léon Morin Priest Jean-Pierre Melville'in filmi o da akla gelebiliyor ve Lindsay Anderson İffi de akrabalık kurduğu filmler arasında orada yatılı okul filmi klasiğine böyle şiddet olgusu üzerinden gitmiştir. Oradaki kadar burada şiddet yok ama yani şiddetin arkada saklı kalmasına dair müthiş bir gerilim var burada ve o klostrofobik gerilim de gerçekten Türkiye sinemasının en heyecan verici ilk filmlerinden ve çarpıcı bir yatılı okul filmi olarak hatıralarda kalacak. Kapkaranlık bir muhafazakar Türkiye illüzyonu olarak anılabilir. Kutsal kurumlara yaklaşımını fazlasıyla anti-ulvi tarafından yaparak da tüyleri diken diken eden finaliyle aslında peri masalı bir melankolik peri masalı hissiyatı bırakıyor çokça. O damarı da dikkat çekici bir
asit kabusu anlamlandırıyor. İşte Türkiye'de de hani yatılı okul gerilimi olarak okul tıraşı üzerine konuşulsa da onun üzerine fazlasıyla geçiyor. Büyüme hikayesi olarak da özellikle Rauf'ta şeyi sollamıştı okul tıraşına. Burada Rauf'ta sollayan bir yapıt izliyoruz. Özellikle bu açıdan da hani büyüme hikayesi olarak belki de cinle rekabet edecek seviyeye geliyor. Ya özellikle burada bir asit kabus niyetine canlanan yaklaşım, ya özellikle fazlasıyla işte zamanı geldiğinde Jodorowsky'yi de aklı getirebiliyor. Ve son finalde de özellikle Tansu Biçer ve zaten Ozan Çelik'in hani döktürmeleri bir yana, Tansu Biçer'in özellikle kendinden böyle bir sarhoş edici bir hale getirdiği cemaat tablosuyla, cemaat yaklaşımıyla, cemaat resmiyle gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Yani finalde de özellikle böyle bir asit kabusu, yani cemaat yaklaşımı üzerinden bize göstermesi gerçekten dikkat çekici. Bu açıdan da yıllar boyu hatıralarda kalacak bir ilk film. Benim yurtta puanım 10 üzerinden 6.7. Sizin yurtta puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.